halkadan. Asip 15 yelek üyemizi de devirmiş olacağız. Umarım yeni Türkiye'de deneyimlerimizden sizlere yakın olacaksınız. Bazılarınız öğretmen olacaksınız, bazılarını sokacağız. Ondan sonra da nasip olan sonraki yaşamlarınızda başarılar diliyorum. Demokrasinin gereği olarak bu meclisleri oluşturuyoruz. Sizler de Türkiye'mizin geleceğisiniz. İnsanlığın geleceğisiniz. Aynı zamanda hepsinin vicdanısınız. Ve sizler aynı zamanda orduyu da yöneteceksiniz. Dolayısıyla bu ilk adımı meclise atmanız anlamlı bir hareket. Ve burada demokratik süreçlere, aslında seçilişiniz de demokratik olduğu için zaten bu süreci başlattınız. Şimdi de hep beraber bir arada bulunuyoruz. Biraz sonra sizin içinizden temsilciler seçilecek ve bu temsilciler ülkemizin en büyük zenginliği olan siz gençlerin, çocukların harekete, yönetime ilk başlaması için önemli bir adım olarak bu süreci başlatacağız. Siz seçildikten sonra da temsil ettiğiniz çocukları burada yöneteceksiniz. Onların fikirlerini, önerilerini bizlere sunacaksınız. Biz de büyükler olarak bunları uygulayacağız. Kent Konseyi bu bakımdan çok önemli. Çocuklar, sizler önemlisiniz. Kadınlar önemli. Ve buradan çıkan kararlarla Ordu ilimizi birlikte yöneteceğiz. Bu dinamik bir süreç olacak. Bugün çocuk parkı olur. Yarın kaldırımlar olur. Daha sonra çocukların sağlıklı yaşamı konu olur, güvenli yaşam olur. Her bir konuda biz sizin istek ve taleplerinizi belediye başkanlarımıza ileteceğiz. İkra Betül Baş. Ne derler? Öncelikle aramızda bir birlik sağlamalıyız bence. Bir birlik sağlarsak hepimiz ortak bir paydada, ortak bir amaçla buluşmayı başarmış oluruz. Bugün burada bir seçim için toplandık ve beni seçeceğinizi tahmin ediyorum. Eğer beni seçerseniz tüm çocukların sorunlarıyla ilgilenmeye çalışacağım. Ama tabii ki tüm öğrencilerle ilgilenemeyebilirim. Güzel işler yapmanız. Benim önem verdiğim şeyler var. Mesela engelliler, sokakta engellilere bazen kaldırımlarda yani onların çıkabilmesi için kaldırımlar olmuyor. Ben engellilere yardım etmek istiyorum. Yani benim görüşüm ilk önce bir güvenlik açısından sağlayacağım. Sonra okullara yani kitap verebilirim. Bana aday olmamın sebebi hep birlikte güzel işler yapmamız. Şimdi bir can gitti. Onun dışında kitap okuyan insanları çok severim. Kitap okumak ufku genişletir, kelime dağarcığını arttırır. Çocukların problemlerini dinleyip onların sorunlarına çözüm bulmak, onlara yardım etmek. Ben de aynı şekilde diğer arkadaşlar gibi katılan şekilde çok karşı gelen bir insanım. Ufku açılan kapıya birlikte gitmek istiyorum. Beyin göçünü engellemek istiyorum. Ben Fatıma Asu'da yaşıyorum. Ordu Proje Yamatik Lisesi'nde. Öncelikle bizi buraya çağırıp bize bu imkanları veren Büyükşehir Belediye'mize çok teşekkür ederim. Ben yazın Asma Fest'e katılmıştım ve burada eğlenerek öğrenmeyi tam olarak hani anlamını öğrendim diyebilirim. Çünkü çeşitli atölyelerle farklı bilimsel şeyler öğrendim, deneyler yaptım. Ve en önemlisi de dünyada sayılı olan bilim insanlarıyla sohbet etme fırsatı buldum. Mesela Bilge Demir'in kendisi CERN'de Parçacık Düzey Laboratuvarı'nda çalıştık bir öğrenci olarak. Bilim ve teknoloji olarak çok üst seviyeye ulaşmak ve eğer bizler de bu yaşlarda bu konularda gelişirsek kendimize çok büyük imkan tanımış oluruz. Ve bu konuda çeşitli festivaller, çeşitli söyleşiler, gerektiğinde bilimsel kültürel yarışmaları araştırıp sizlere açıklayacağıma dair söz veririm. Biraz böyle başlayabilirler ama kendileri de oy kullanır.